Başsavcım, çok değerli konuklar, basınımızın huzurlu temsilcileri ve geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Öncelikle programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihimizin en dramatik savaşlarından birinin anma günüdür. Sargamış Harekatı'nın 101. yıl dönümünde sizleri burada hep birlikte bu hareketi anmaktan mutluluk duymaktayız. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da oldukça büyük yer tutar. Yemen kızgın çöllerde, Çanakkale derin sularda, Sarıkamış'ta dondurucu soğukta gitip giden Anadolu çocukların hikayesini barındırır. Aslında bir imparatorluğun ayakta kalmak ve yaşamak için son çırpınışlarının adıdır bu yerler. Koca sınırımız, içinden kemiren kurtlar, gövdesini kesmeye çalışan düşmanları yüzünden çatır diyerek yıkılırken feryadın adıdır. Yemen, Çanakkale, Sarıkamış. Acımız derindir. Hüzünlüyüz. Kalbimizde bir burukluk var. Zira bu kardan topraklara binlerce çocuğumuzu gömdük. Aslında göremedik. Toprak donmuştu ve şehitlerimiz sadece karların içinde kalmıştı. Baharla birlikte karlar eriyince o zaman şehitlerimiz ortaya çıktı. Tıpkı kardelen çiçekleri gibi. Sarıkamış, kardelen şehitlerinin yurdudur. Neresinden bakarsak bakalım, anlatılacak çok şey, tek şey bir dramdır. Hüzünlü bir dramı anlatmak ise kolay değildir. Bu harekatın askeri açıdan, teknik açıdan birçok yanlışlıkları vardır kuşkusuz. Yokluk içinde buradaki yalçın dağları aşmaya çalışan
ayakkabısız, paltosuz Anadolu çocukları hatalara kurban gitmiş olabilir. Ancak biz bu çocuklara minnet borçluyuz. Biz bu çocuklara, yani kimimizin dedesi, kimimizin büyük dedesi olan o zamanın çocuklarına bir ülke borçluyuz. Onlar olmasaydı belki de bu topraklarda şimdi biz yaşıyor olamayacaktık. Şimdi geride onların hatırası vardır. Fedakarlıkları vardır. Seferberlik borusu çaldığında sağına soluna bakmadan koşup gelen bu yalın ayak savaşçıların kendini feda edişin hikayesi vardır. Sarıkamış hüzün hikayelerin en acı olanıdır. Bu yüzden söylenecek söz çok azdır. Değerli gençler, Osmanlı İmparatorluğu'nun son çocukları hayatta kalarak değil, ölerek zafer kazanmayı tercih etmiştir. Biz o büyük çınarın acımasızca kesilen kökünden çıkan Cumhuriyet dalıyız. Cumhuriyet nesliyiz. O destanların, direnişlerin, acıların sahibiyiz. Hatasıyla, günahıyla, sevabıyla biz Osmanlı mirasının sahibiyiz. Ne yenilgimizi reddederiz, ne de zaferlerimizi gölgeleriz. Kıymetli gençler, ağıtlar bizim geleneğimizdir. Bu topraklarda çok ağıt yaptık biz. Hepsinin Sarıkamış gibi acı hikayeleri vardır. Ancak sadece ağıt yakarak duramayız. Bu acılı günümüzde bir de yapacaklarımız var. Bir kere Sarıkamış'ta yatan şehitlerimizi unutmamalıyız. Onların anısını yaşatacak her türlü gayreti göstermeliyiz. Bunun için bugün buradayız. Yapacağımız önemli işlerden biri bu şehrin hikayesini çocuklarımıza anlatmaktır. Bu fedakarlıkları, cesareti, ulvi davranışı en iyi şekilde çocuklarımıza aktarmaktır. Bir yenilgi olarak değil, kendini feda etme destanı olarak anlatmalıyız bu hikayeleri. Bunun için kitaplar, broşürler, filmler, belgeseller hazırlamalıyız. Bunları tüm halkımıza ulaştırarak, destek alarak vatanlarına daha çok sahip çıkmalarını sağlamalıyız. Bir ülke kendini her alanda feda etmeye hazır vatandaşlara sahip olduğu müddetçe asla yıkılmaz. Tıpkı bizim ülkemiz gibi. Değerli konuklar, sevgili gençler, Sarıkamış Harekatı'nın 101. yılında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hepsinin önünde hürmetle, saygıyla eğiliyorum. Sizlere de bu soğuk günde tıpkı Sarıkamış'ın yaşandığı günler gibi bu etkinliğimize katıldığımız için hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
إنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فرحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب العالمين ve يا رحم الراحمين. Yalnız sana inanıyor, yalnız sana güveniyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bu meşakkatli soğuk günde ellerimizi açtık, huzuruna yöneldik. Ellerimizi, gönüllerimizi boş çevirme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, yapılan hadd-i şerifleri, yapılan duaları, gösterilen saygı, ibadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabullerine güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz ve diğer Peygamber Aleyhisselam Efendilerimizin, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebel tabi'in ruhlarını hediyeledik, vasıl eyle. Şu anda duamız amin diyen uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan anne baba, eş akrabayı talukatından kim varsa onların da ruhlarını hediyeledik, vasıl eyle. Bu şehrin etrafında metfun bulunan bütün mümin ve müminatın ruhlarını hediyeledik, vasıl eyle. İlahi ya Rabbel alemin, hasıl olan sevabı hasreten, burada toplanmamıza vesile olan, başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhlarını hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ezan susmasın, vatan görünmesin, bayrak inmesin diyerek aziz canlarını feda eden şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. İlahi Rabbimiz, bizler her ne kadar gafletteysek de, kıymetini bilmezsek de, ata baba parası gibi harca safta ya Rabbi, bizlere birlik beraberlik ver. Vatanımızı böldürtme ya Rabbi. Ezanımızı susturtma ya Rabbi. Vatanımıza düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. İslam alemine, ülkemize, milletimize birlik beraberlik ver ya Rabbi. Şu bu diyerek bölünmeden, kitabın etrafında toplanarak, Peygamberin sünnetine tabi olarak, devletin, milletin kıymetini bilerek, sana kulluk etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, dualarımızı Kabe-i Mükerreme'de, Ravza-i Mutahara'da yapılan dualara ilhak eyle. Amin diyen dillerimizi nâri cehminden azad eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha'da ma'as salavat.